Halk TV krizi. <laughs> Ulan bitmiyor ki kriz. Bir kriz bitiyor, bir kriz başlıyor. Bak yani bu da başka bir şey. Tamam. Şimdi Halk TV krizi üzerine söyle, söylenen çok şey var. Çok şey konuşuluyor. İddialar havalarda uçuşuyor. Herkes bir iddia ortaya atıyor. Ben çok böyle iddialar üzerinden gitmiyorum. Yok, Çünkü bize hakikaten kimin doğru, kimin yalan söylediği de belli değil. Yani ortada karanlık bir tablo var. Ama en azından tarafların kendi ağızlarından yaptıkları açıklamalara şöyle bir göz atalım. Dört maddede Halk TV krizini özetleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar. Sabah akşam Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuyorlar. Bu sözleri parti meclisi toplantısında söylediği iddia ediliyor. İsmail Saymaz yazdı. Kulağa iyi haber alan, kulağa delik bir gazetecidir. O yüzden ...hani doğru kabul edip buraya en azından doğruluk payının güçlü olduğunu kabul edip buraya aldık. Şöyle tek tek bakalım Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem CHP'den destek alıyor hem partiyi karıştırıyorlar... ...sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirdiği için o zaman aralarındaki bu anlaşma feshedildi gibi bir anlam çıkıyor değil mi? Günaydın diyorum. Niye? Çok somut konuşmak isterim. Biraz önce söylediniz... Enver Ayse ve Nurgül Dündar'ın, İsmail Küçükkaya'nın iddialar üzerinden konuşmayı doğru bulmam. Çünkü kavga benim kavgam değil, ben hiç enterese etmiyor. Benim olmayan kavgada da girmeyi doğru bulmuyor. Ama Kemal Bey'in söylediği üzerine bir şey söyleyebilirim. 2011-2015 yılları arasında milletvekilliği yaptığım dönemde, 2012'nin Mayıs ayıydı. Zamanında çok net hatırlıyorum. Bir milletvekili ismini vermem doğru değil ama sonra sizinle paylaşabilirim. Yayında değil. Ee, Kemal Bey'e benim de odada olduğum bir sırada mecliste dedi ki efendim bu Halk TV... Deniz Baykal zamanından geliyor. Siz genel başkan oldunuz. Burada Halk TV'nin kadroları Deniz Bey'e yakın olan isimler. Bak benim önümde cariyan ediyor olay. Deniz Bey'e yakın olan isimler. Halk TV bu haliyle bize ve size özellikle çok zarar veriyor. Lehteymiş gibi görünüp cümleleri çok net hatırlıyorum. Çünkü bunamadım Allah'a çok şükür. Lehteymiş gibi görünüp alehte yayın yapıyor. Buna müdahale etmek lazım. Ne zaman? 2012 Mayıs. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanıtı ne oldu? Cevap vermedi. Kemal Bey dinledi cevap vermiş. Ardından bir müdahale Hayır gerçekleşti olmadı. mi? Olmadı. Hayır olmadı. Şimdi 2012 Mayıs 2023 Temmuz. Burada mesele Cumhuriyet Halk Partisi ile Halk TV arasındaki anlaşma para vermiş vermemiş o ona bağırmış çakmış bu mesele mevzu değil. Mesele CHP'nin böyle bir konuyu bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha doğrusu dönüştürmesi. yönetememesi, krize dönüştürmesi. Lan kardeşim böyle bir problem varsa sözleşmeni iptal edersin. Kimse duymaz bunu. Twitter'da yazmazsın. Halk TV'ye bir yazı gönderirsin. Kardeş dersin bugün itibariyle sözleşmen feshedilmiştir. Ha senin feshetmeni Halk TV ekranlardan kullanır. Seni tahrik ederse, seni o alana o mindere çekmeye çalışırsa o zaman cevabını verirsin. Ya bunu ilk atan Kemal Bey diyor ki bugün itibariyle TV ile sözleşmemiz, anlaşmamız sona ermiştir. Bunu, evet, Eren Erdem paylaştı bunu. Ya yani. Eren Erdem yani, Kemal evet, Bey parti evet. paylaşıyor. Parti duyuruyor. Yahu şimdi zaten Türkiye'de solun kimse kusura bakmasın en büyük problemi bu. İncir çekirdeğini doldurmayacak şeyleri ...o kadar beceriksiz bir yönetim tarzıyla büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar... ...sonra kendileri de işin içinden çıkamıyor. Meseleye o giriyor, bu giriyor, şu giriyor, o ona yumruk, o buna kavga. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, Emre Aysever, Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya. Bak kadroya bak. Bu isimlerin yan yana gelebileceği bir kriz nasıl olabilir? Dayım, şurası... Bak kadroya bak. <laughs> yani kare yani. Şuraya bak yani. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, biri yıllarca... Enver Aysever, Kemal Bey'in danışmanıydı 2010 Mayıs'ta evet. geldiği zaman. Evet. Parti Meclis Üyesi'ydi, beraber görev yaptık. Uğur Dündar, Duayen İsmail Küçükkaya, bak hepsi işin içine girmiş. Ya, bunu kümmeli. nasıl başardınız evet. kardeşim siz? Şimdi çok hızlı bakalım, iddialar üzerine konuşmayalım ama hızlı hızlı geçelim. Enver Aysever diyor ki, Halk TV CHP'li belediyeleri Uğur Dündar'ın gücüyle haraca bağlayıp tehdit ediyordu. Uğur Dündar diyor ki, Halk TV'ye tam 7 yıl süreyle program yaptım. Ne Halk TV'den? Ne de CHP'li belediyelerden tek kuruş para almadım. İsmail Küçükkaya da Eren Erdemi suçluyor. Kılıçdaroğlu ve CHP'ye yanlış yaptırıyor diyor. İddialar havalarda uçuşuyor. Herkes topu birbirine atıyor, birbirini suçluyor. Böyle bir kriz var. Şimdi bir sonrakine geçelim. Aslında bu anlaşmanın etik olup olmadığı da tartışılıyor. Faruk Bildirici bir bugün bir bildiri yayınladı aslında bu meseleyi özetledi. Şöyle çok kısa başlık başlık bakalım. Çünkü böyle bir anlaşmayı bir siyasi parti bir televizyon kanalıyla yapabilir mi? Yapmalı mı? Veya televizyon kanalı açısından baktığımızda basın etiğine uyar mı, uymaz mı? Bunların bunlar da ayrıca tartışılıyor. Faruk Bildirici diyor ki CHP reklam ve kampanya videolarının yayını için ödeme yapabilir. Bunda sorun yok. Ama haber işin içine girince durum değişir. Grup başkan vekilleriyle parti sözcüsünün basın toplantıları haberin konusudur. Yani Ve tabii bu ki şimdi... parayla yayınlanacak bir şey değil. Haber değeri varsa yayınlarsınız. Yayın politikanıza da uygunsa yayınlarsınız. Devamında diyor ki: "Siyasi etkinliklerin canlı yayınlanmasına haber değerine bakılarak karar verilir ama CHP etkinliklerinde haber değeri yerine Ödenecek paranın belirleyici hale gelmesi gazetecilik ilkelerinin açıkça ihlalidir. Şimdi ben dün bu konunun muhatabı olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'e sordum bu meseleyi. İyi ne, ne oldu? Dedi. Aranızda nasıl bir anlaşma ha. vardı diye. Anlat bakalım. Dedi ki neden feshettiniz dedim. Madem para ödüyordunuz ne oldu da feshettiniz bu Bunu anlaşmayı diye o zaman. sordum. Ne Şu ederim? yanıtı verdi. Bizim parti sözcümüzün açıklamalarını sözleşmede yazdığımız... ...süre kapsamında görmediler. Ee, grup toplantılarını görmezden geldiler. Yani biraz böyle eksik yayınlamışlar, az kullanmışlar, az vermişler vesaire. Bundan dolayı rahatsız olduk, sözleşme şartlarına uymadıklarını gördük ve feshettik dedi. Ama bu da basın etiği açısından tartışılacak olan bir konu. Evet, Faruk Bildirici'nin söylediği gibi... Ee, grup başkan vekilleri ve parti sözcüsünün basın toplantıları haberin konusu değil mi sorusu önemli bana kalırsa. Bakın, Siz ne düşünüyorsunuz? Bakın tekrar ediyorum. Faruk Bildirici, Uğur Dündar, İsmail Küçükkaya, Enver Aysever kavga benim kavgam diye beni ilgilenmiyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Türkiye'nin en eski, dünyanın dördüncü en eski partisi bir televizyon kanalıyla olan ilişkisini dahi yönetmekten aciz. iki gündür Türkiye bunu tartışıyor. Biraz önce de söylediğim gibi... Türkiye'yi nasıl yönetsin diyorsunuz. Yönetemezsin baba. Ya geçen de söyledim bir Zoom toplantısı yapılıyor onu da konuşuruz Ekrem Bey'in 9 kişi katılıyor o toplantı bir şekilde sızdırılıyor. O katılımcımı sızdırdı? Yönetici admin mi sızdırdı? Ya sen 9 kişilik Zoom toplantısını dışarıya sızdırtıyorsan, o toplantı bir şekilde bütün Türkiye'nin önüne geliyorsa sen yarın MIT, devlet meseleleri, Rusya Ukrayna krizi, Amerika F35 krizi gibi hayati konuları nasıl konuşacaksın? Nasıl tartışacaksın? Nasıl güvenliği sağlayacaksın? Onun için zaten bakın şu nedir biliyor musun? Ben anladığımı söyleyeyim. Başkaları kızabilir. ...beni şimdi Faik Tunay olarak unutun... ...ben Anadolu'da bir yerde yaşayan vatandaşım... ...ve televizyon izliyorum... ...ortada bir vatandaşım, iktidara da yakın olmayayım... ...açıyorum... ...CHP ile Halk TV anlaşmasına tepki... ...Uğur Dündar'ın açıklamaları işte... ...İsmail Küçükkaya, tanımam etmem bilmem... ...normal vatandaşım, akşam evimde haber izliyorum... ...ne düşünürüm biliyor musunuz? Ya bu ana muhalefetlerin... ...bir televizyon kanalıyla olan işini bile yönetemiyor... Bu bile bir krize dönüşmüş. Türkiye'nin en ağır topları gazetecileri girmiş. Biri bir şey diyor, öbürü bir şey diyor. Ya bunlar kendi içinde kavgalı derim ya. Bunların problemi var kardeşim. Bunlara oy verilmez derim. Nitekim de böyle oluyor zaten. CHP'li dostların anlamadığı şey şu. Şimdi çoğu buna diyecek ki, ne var yani canım? Üç güne kadar unutulur. Türk insanın Yok, hafızası. Üç gün sonra başka bir kriz a Oraya geleceğim. <laughs> yani... ...CHP'de halk TV biter, genel başkan yardımcısı krizi başlar. Öbürü biter, öbürü yani. Nereden kaynaklanıyor Şimdi, biliyor musunuz? Evet. Bugüne kadar Halk TV yeni mi CHP'de parti sözcüsünün e, sürelerini kısmış, az yer vermiş? yani. Benim de bazı bildiğim şeyler var. Dediğim gibi kavga benim kavgam olmadığı için girmiyorum. Ama ben yakınen takip ediyorum. Özellikle bir yıldır, bir buçuk yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti yönetimiyle Halk TV arasında problem var. Ne biliyorsunuz? Yani şunu biliyorum, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Halk TV'nin yönetim tarzından, programlarından, kendisine yönelen eleştirilerden, partiye yönelen eleştirilerden bir bir buçuk yıldır rahatsız olduğunu biliyorum. Kemal Bey ile bazı milletvekillerinin, bazı CHP'nin önde gelen isimlerinin yaptığı konuşmaları, yazışmaları da biliyorum. Hani gizli saklı baktım evet. falan filan. Paylaşıldığı için ama bunları paylaşmak etik ve ahlaki olarak doğru evet. olmaz. E şimdi şunu söylüyorum. Ya be Kemal Bey sen bir buçuk yıldır Halk TV'den rahatsızsan... aranızdaki ilişki her neyse seni tatmin etmiyorsa, mutlu değilsen... kardeşim kes bu kolu o zaman ya. Kanı yan yerde keseceksin, hemen basacaksın. Yarayı küçükken kapatacaksın. Evet. E şimdi sen bunu seçimi kaybetmişsin. Bir buçuk aydır Ekrem İmamoğlu sana aday olur mu, rakip olur mu, genel başkanlık tartışılır. Bir de üstüne Halk TV geldi. Yani o kadar talihsiz şeyleri yaşıyor ve yaşatıyorlar ki evet. vatandaş da bunları izliyor.